Acun Medya, Acun Ilıcalı'nın yarışmacılarla son zamanlarda başı dertte diyelim. İlk haberimiz 2006 Türkiye güzeli eski manken Merve Büyüksaraç özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlülerden biri artık ünlü diyelim. Pek çok programda yarıştı Büyüksaraç. 2012 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer almıştı. Eski manken yarışmadan elendikten sonra adada o kadar aç değildik dedi. Yapım ekibi yemek veriyordu demişti o dönem. Sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı bir şey mi yazdı yani, göremedim. Evet, sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı 500 bin liralık tazminat davası açmış. Mahkeme eski manken, işte Survivor yarışmacısı Merve Büyüksaraç için 25 bin lira ödemesine karar vermişti. Yine Sabahın haberine göre Merve Büyüksaraç 2016 yılında annesine yumruk atan dayısına hakaret etmiş ve 86 gün adli para cezasına çarptırılmıştı. Para cezasının ertelenmesi beklenirken mahkeme Büyüksaraç'ın önceden de aynı suçu işlediğini tespit etti. Bu duruma göre eski mankenin şimdi de hapis cezası alacağı iddia ediliyor. Diğer taraftan da Acun Ilıcalı Bu ile şey geçmeden, Merve Büyüksaraç'ı geçmeden bir iki laf etmem lazım. Bu Merve buyur. Büyüksaraç bu iddiaları ortaya attığında ben bir yazı yazdım. Yani ben iki defa Survivor'a gitmiş biri olarak arka planda bir şey yendiğini görmedim. Ama benim görmem mümkün olmayabilirdi. Olmayabilir çünkü uzun süre kalmıyorsun oradan. Bir de gazeteci oradayken arka planda bunlar olmayabilir. Ama bir yarışmacı bunu iddia ediyorsa ispatlamakla yükümlüdür. İspatlamazsa bir yarışmanın binlerce insanın yarışmak için uğraştığı bir yarışmaya tüzel kişiliğini helal getirmiş oluyorsun. Sen burada onlara ispatlamasan iftira atmış oluyorsun diye. Yani Acun Ilıcalı'ya verdiği tepki kadar bana da tepki vermişti bir yayında. Dolayısıyla bunu sonuna kadar takip ettim. Ben haklı çıktım. İddia sahibi iddiasını ispatlayamadı. Cezaya çarptırıldı. Evet. Şimdi daha başka bir benzer bir sorun var. O nedenle bunu gündeme aldım. Ama bu İki açıdan önemli. Gelelim o habere şimdi. Niye iki açıdan önemli olduğunu anlatacağım. Şimdi Merve Büyüksaraç bu iddiaları yaparken diğer tarafta Acun Ilıcalı ile Yunan Survivor yarışmacısı Sofia Margarita arasında suistimal tartışması başladı. Survivor'ın 2020-2021 sezonunda bacağından sakatlanarak yarışmadan ayrılmıştı Sofia Margaret'i. Acun Medya'da dava açtı. Margaret yarışmada suistimale maruz kaldığı gerekçesini gösterdi ve 200 bin avroluk manevi tazminat davası açtı. Sofia Margaret'in avukatı Apostolos Litras'ta bir açıklama yaptı. Size diyor, bu oyunda neler olduğunu açıklamak istiyorum. Çünkü insanlar bunu bilmiyor. Oyuncu oraya gittiğinde ona her anlamda son derece suistimal eden bir sözleşme imzalatıyorlar. Prodüksiyon hiçbir şeyden sorumlu değil. Yani bir oraya gitse de açlıktan ölse, yaralansa ya da yanlış teşhis konulsa da prodüksiyonun hiçbir sorumluluğu yok. Onlara bunu imzalatıyorlar diyor avukat. Kanun imzadan üstündür diyor. Oyuncuların sahip olduğu finansal ihtiyaçtan da yararlanıyorlar diyor avukatı. 200 bin avroluk manevi tazminat davası açıldı. Müvekkilimin uğradığı manevi zararın önümüzdeki dönemde görüşülmesini talep ettiği özel davayı ve Yunan mahkemelerinin ne kadar verileceğini bekliyoruz diyor. Yunanistan'a gelen müvekkilime farklı bir teşhis konuldu. Reality show'da doktor olmayan paramedik kelimesini duyuyoruz diyor. Yarışmada sakatlanan Margariti'yi sakatlandıktan sonra devam etmesi için onu zorladılar. Kadın yaşananlardan dolayı yürüyemiyor. Ameliyatlara ve doktor ziyaretlerine devam ediyor diye devam etti avukat. Bu suçlamalarla ilgili Acun Ilıcalı da suçlamaları reddeden resmi bir açıklama yaptı.
Diyor ki yazıda, internette yayınlanan ve televizyon programı Survivor'ın 2020-2021 eski bir oyuncusunu ilgilendiren, şirketimize karşı asılsız ve iftira dolu iddialarla dolu yayınlar vesilesiyle belirli bir oyuncunun yaralanmasının yanı sıra genel sağlık durumu ve fiziksel bütünlüğü konusunda şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kuvvetle belirtmek isteriz. Her halükarda gerçeği ortaya çıkarmak için şirketimizin her zaman ve her zaman ilgili sigorta poliçeleri aracılığıyla söz konusu yarışmacı da dahil olmak üzere diyor, tüm yarışmacıların yaralanması durumunda gerekli tüm tıbbi harcamaları ve masrafları karşılamaya taahhüt ettiğini açıklıyoruz diyor. Hem Saint Dominic'te hem de Yunanistan'a döndükten sonra ülkenin en iyi özel hastanelerinden birinde uygun tıbbi müdahaleler ve kontroller yapılıyor dedi Acun Ilıcalı. Acun Medya'nın değerleri ve profesyonelliği şirketimizin itibarına ve statüsüne aykırı herhangi bir gerçek dışı bilginin yayılmasına ve yayınlanmasına izin vermemekte, tüm yasal haklarını açıkça saklı tutmaktadır diye sonlandırmış yazıda Acun Ilıcalı. Son durum bu. Bir taraftan Merve, bir diğer taraftan Yunan oyuncu. Olay kapandı. Merve mahkum oldu. Evet. Şeyden iddiasını ispatlayamadığı için. Hatta daha önce de suç olduğu için. O başka orada bir hapis. Evet. İşte hükmün geri açıklanması ertelendiği zaman o Demokles'in kılıcı gibi bir kenarda duruyor. Evet. Benzer bir suç işlediğiniz zaman o size yolsuz elektrik olarak katlanarak geri dönüyor. Merve Saraç'ın, Büyük Saraç. Gelen bu. Bakın, evet. Şimdi burada iki boyutlu bakmak lazım. Bir, Sofia Margaret'i diyor ki bana orada sağlıklı teşhis konmadı. Avukatı diyor ki pratisyenden bahsetmiyorlar. Evet. Survivor'daki doktor ilk müdahaleyi yapan her konuda uzman olması mümkün değil ama sonuçta bir sıkıntı olduğu zaman orada hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede gerekli tetkikler yapılıyor. İlk teşhisi doktor, pratisyen hekim ya da Survivor'ın doktoru koyuyor ama sonrasındaki müdahaleleri profesyonel işin uzmanı insanlara götürüyorlar. Çünkü bunlar Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara imzalattığı sözleşme aynı zamanda Survivor'ın dünya genelinde uyguladığı sözleşmenin prototipi. Şimdi o sözleşme uyarınca bütün yarışmacılar sigortalanıyor. Yani Türkiye'de de olsa Yunanistan'da da olsa sözleşme aynı. Evet. Yani evrensel bir sözleşme imzalatıyorlar. Evet. Yunan yarışmacılara da bu imzalatılıyor. Türk yarışmacılara da başka ülkeler adına çektiği yarışmacılarda. Fakat buradaki sorun şu. Bu davayı Yunanistan'da açtılar. Yunan yargıçların, hakimlerin Türklere bakışını göreceğiz burada. Yani hukuk kitaba uygun olarak mı yargılamayı yapacaklar? Yoksa bir Türk yarışmacının Yunanistan'da yarışma yapmasına karşı bir milliyetçi gözlükle bakıp mı karar verecekler? Bu eğer mahkeme evrensel hukuk ilkesine göre davranıp karar verir ise bu Acun Medya ve Acun Ilıcalı'nın şeysi olacaktır, bir başarı nişanesi. Fakat bu yarışmacı Acun Ilıcalı'yı, daha doğrusu Acun Medya'yı tazminata mahkum ettirirse iş başka türlü bir noktaya gidecektir. Bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki müteakabiliyet anlaşmasına göre orada açılan bir davayı biz bir üst mahkeme ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne adil yargılanıp yargılanmadığını göstermek için gönderebiliyor muyuz bilmiyorum. Ama ilginç bir dava olacaktır. Bu ilginç davanın
Bildiğim kadarıyla son dönemde Acun uzunca bir süredir Türkiye'nin yarı sıra Acun Medya Yunanistan'a da Survivor çekiyordu. Dolayısıyla Yunan medyasının da Yunan kamuoyunun da yakından ilgileneceği bir dava olacak bu. Senin hislerin, öngörün ne yani abi? Yani Yunan mahkemeleri, kanunları nasıl karar verir sence? Yani ne hissediyorsun? Bence tazminat da hükmetmeleri %50,01, %50 mi? Yarı yarıya. %49,99 bizim lehimize, %50,01 aleyhimize bir durum, yani bizim demeyeyim de Acun Medya'nın aleyhine bir durum Yani çıkardı. Türkiye Çünkü Yunanistan olarak görürsek, evet, evet. çünkü eğer kızın iddiaları doğru ise, yarışmacının iddiaları doğru ise, ki avukatı da bayağı yani bunların hepsi parayla yarışıyor orada ama yani para da bir yere kadar herkesi memnun edemesin. Ne Evet. diyordu Şeyma Subaşı? Pizza değilim, herkesi mutlu edemem. Yani Acun Peki. Medya'da herkesi mutlu edemez bu hanımefendinin. Bacağı sakatlanmış yarışmada, bu Survivor'ın performanslarında olağan bir şey bu. Ama döndüğünde ülkesinde bir sürü özel hastanede tedavi görmüş, bunu Acun Medya'da ispatlayacaktır mahkemede. Umarım bir ceza almaz, umarım bir Türk-Yunan gerilimine sebep Sebep olmaz bu olmaz. oyun. Evet. Zaten gerginiz daha fazla sebep olmaz dediğin gibi. Efendim sıradaki haberimiz